saat sonra iki torunumu çıkarttım. Bir ay kalktı. Vallahi inanamıyorum. Sonra Suzan'ın burada çalışıyor diye iki tane bot birine bir tane. Evet. Her birinde beşer tane var. Her birinde bir tane koyalım mı burada? Burası depremin ikinci günü kuruldu. Ben buraya üçüncü gün geldim. İlk iki gün zaten buraya gelen yardım tırlarındaydım ben de. Nasıl yardım tırlarındaydım? Yani ben de bir kaygı yaşamıştım. Ne olduğunu bilmemiştik çünkü. Birkaç bir şey işe yaptıktan sonra dedim, ben evde duramadım. Buraya gelmem gerekiyor dedim. Yardım etmem gerekiyor. Çok tesadüf böyle bir şey oluştuğunu öğrendim. Buraya gelme ihtiyacı hissettim. Çünkü bir deprem zede olarak yani buradan şunu çok güzel yaşadık. Çaresizliği çok güzel yaşadık. Yaklaşık bir 15-20 kişi vardı. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Ne olduğunu öncelikle anlamaya çalıştık. Burası konum olarak zaten Antakya Samandağ arası tam orta merkez bir yer. Zaten burada gördüğüm yüzlerde bizim gibi halktan olan insanlar. Sonra zamanla buraya dışarıdan gönüllüler de geldi. Biz buraya toplanırken herhangi bir sivil toplum kuruluşu olarak ya da bir parti ya da bir devlet ya da bir mekanizma olarak gelmedik. Tam buradaki toplanma amacımız benim gibi ve bizim gibi depremzedelerin dışarıdan gelen yardım tırlarına ulaşamayan depremzedelerin yanlarına gitmek, ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaç listelerini almak ve bize gelen yardımları onlara paylaştırmak. Bizim toplanma amacımız bu. İşte görev dağılımımıza göre bu görevlerimiz değişir. Kimimiz çadır bölümünde, kimimiz gıda bölümünde, kimimiz kıyafet bölümünde. Çünkü depremzede olarak herkesin her şeye artık ihtiyacı var. Herkes bir şekilde bir depremzedeye ulaşmaya çalışıyor. Kimi depremzedeler kendileri buraya geliyor. Biz onlara bir şeyler ihtiyaçlarına göre bir şeyler belirleyip elimizdeki olan duruma göre bir şeyler belirleyip onların ihtiyaçlarını gideriyoruz. Kimisine mobilize sistemlerle ulaşıp evine kadar götürüyoruz. Çünkü buraya gelemeyen engelli bireyler oluyor. Bebekli anneler oluyor ve onların daha acil ihtiyaçları olduğu için mobilize sistemle onların evlerine kadar da gidebiliyoruz. Bu bir çeşit komün. Kendiliğinden oluşan bir komün. Bir isim koydunuz mu zaman içerisinde? Kolektif Koordinasyon Merkezi olarak koyduk. Kolektif Koordinasyon Merkezi olarak koyduk buranın ismini. Tam da ismine uygun bir şekilde işleyişimiz var zaten. Peki kimler var? Yani bu organizasyonun içerisinde kimler var? Kaç kişisiniz mesela? Günde kaç kişi çalışıyor? Kaç saat çalışıyorsunuz? İlk önce benim gibi gönüllüler, herkes bir şeyler yapmak istediği için burada doktorumuz var, öğretmenlerimiz var, sanatçılarımız var, yönetmenlerimiz var, halktan insanlar var, öğrenciler var. Herkes buradaydı. Herkes birbirine yardım etmek için bir araya gelmek istedi. Burada ilk günlerde 300-400 kişiye kadar çıkıyorduk. İşte tırlar geliyordu, tır indir, bindir. Eşya da paylaştı gibi çok fazla iş bölümü vardı. 300'e 400'e yakın kişilerle çalışıyorduk. Bir baktık zamanla bizim bu oluşumumuzu duyan dışarıdan, farklı şehirlerden, farklı vakıflardan, farklı STK'lardan gelen gruplar da bize yardımcı olmaya başladılar. Burada küçük küçük çadırlar kurdular. Dönüşümlü olarak onlar da bize destek oldular. Kim olduklarını bilmiyoruz. Kimse birbirini tanımıyor. Kimse birbirini tanımıyor. İsmini bilmiyor. Bilmiyoruz yani. Benim burada bir anaokul öğretmeni olduğumu bilen bir mahalle vardı sadece. Ama şu an neredeyse bütün köyler beni biliyor. Bütün köyler herkesi artık biliyor. Kimse birbirini bilmezken burada çok güzel bir dayanışma içerisine girdik. Çünkü amacımız bir. Ve durumumuz bir. Hepimiz depremzedeyiz. Ve hepimiz bir amaca hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir insana küçük bir dokunuş. Yani bizim amacımız bu. Burada tanıştık herkesle. Yaş grupları da çok çeşitli. Yaş grupları 65-70 yaşa kadar çıkıyor. 15 yaşında, 10 yaşındaki insan, çocuklar bile, 10 yaşındaki çocuklar bile bir şeyler yapmak için. Burada yaş grupları da çok değişiyor. Yani ortalama yaş grubumuz yok bizim. 30'u, 40'ı, 50'si herkes burada ve herkes gerçekten bir amaca, tek bir amaca hizmet ediyor. Biz hepimiz depremzedeyiz ve hepimizin bu enkazdan çıkmamız gerekiyor.
Ne kadar suymuş? Vay öyle.